Merhaba arkadaşlar, Açık TV'de Ahmet Hoca ile Edebiyat 3'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yok yok, bu ilk konu var. İlk konumuz. İlk ben konu, ilk konu. Arka arkaya çekiyoruz ya, evet, evet. Hepsini aynı ders zannedeceğim. İlk edeceğim. konu abi, ilk konuda Edebiyatın hemen ilk tarihi. soruyu yakalayacağız. Tamam mı? Şuraya kadar al abi. Şuraya kadar al. Bu Edebiyat 3'ün arkadaşlar ilk sorusudur. Nedir? Edebiyat tarihini göreceğiz burada. Bakalım edebiyat tarihi nedir? Hani normal tarih olduğu gibi edebiyatı inceleyen de bir bölüm Tarih. vardır. O da edebiyat tarihidir. Bir ulusun yüzyıllar boyunca meydana getirdiği edebi eserleri inceleyerek geçirdiği dönemleri kronolojik bir sıra içerisinde inceleyen bilim dalıdır. Ben bunu şöyle Çok mu uzun? çizsem olur mu? Çok mu uzun? Onu da geç. Yok yok, biz anahtar kelime alalım buradan. Tamam. Anahtar kelime alalım. Öğrencimiz o anahtar kelime grubunu gördüğü an yapıştırsın, bunun cevabı edebiyat tarihidir desin. O zaman arkadaşlar şu bilim dalı ifadesini gördüğünüz an, bakın bilim dalı ifadesi edebiyat 3'te şu tanım dışında başka hiçbir yerde sizin karşınıza çıkmayacak. Ha, bilim Anlaştık dalı mı? edebiyat tarihi. Edebiyat 3 sorularını açacaksınız ya, 20 tane soru. O 20 tane soru içerisinden bilim dalı ifadesi sadece şunun cevabı için, şunun sorusunda kullanılacak. Başka hiçbir yerde kullanılmayacak. O yüzden sen şu bilim dalı ifadesini gördüğün an yapıştır, ne yap abi? Edebiyat Edebiyat tarihini tarihi. işaretle. Anlaştık mı Okey. arkadaşlar? Çok güzel. O zaman bir kere daha şu tanımı okuyayım. Bir ulusun yüzyıllar boyunca meydana getirdiği edebi eserleri inceleyerek geçirdiği dönemleri kronolojik bir sıra içerisinde inceleyen bilim dalıdır. Şimdi doğucamızın buraya dikkat çekmesinin sebebi kronolojik sıra, hani belli bir sıraya Tarihte. uygun, tarihsel sıraya uygun demektir. Şimdi abi edebiyatımızdaki en önemli edebiyat tarihçimiz, bak buradan da soruyu yakala. Her sınavda sorulmaz. Bak şu her sınavın sorusudur. Fuat Köprülü her sınavda sorulmaz ama 3-4 sınavda bir sorarlar. Bilgin olsun. Edebiyatımızdaki en önemli edebiyat tarihçisi Mehmet Fuat Köprülü'dür. Veya Fuat Köprülü olarak görürsünüz arkadaşlar. Bizim edebiyatı bu şekilde işlememizin sebebidir Fuat Köprülü. Biz normalde edebiyatı nasıl işliyorduk biliyor musun abi? 11. yüzyıl Türk edebiyatı, 12. yüzyıl, 13. yüzyıl Türk edebiyatı şeklinde işliyorduk. Ama bu adam edebiyatı bölümlere ayırmıştır. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, İslamiyet etkisi Türk edebiyatı, Batı etkisi Türk edebiyatı göreceğiz birazdan. İşte ne bileyim, onları da kendi alt başlıklarına ayırmıştır. Bir sürü şairi edebiyatımıza kazandırmıştır. Hoca Dehani'yi bu bulmuştur mesela. Nasrettin Hoca'yı bu bulmuştur. Anlaştık mı? Bulmuştur derken gidip bir yerden bulmamıştır. O adamlar ölmüştü ama eserlerini bulup edebiyat dünyasına tanıtmıştır. Adam ordinaryüstür. 22 yaşında profesör olmuştur. Edebiyat profesörü olmuştur. Tabii böyle bir adamdır. Fuat Köprülü. Siyasi bir ayağı da vardır. Belki bilirsin, Demokrat Parti falan. O Fuat dönem Köprülü. tabii önemli bir siyasetçidir de. Diyelim arkadaşlar, bazen de işte aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihçilerinden biri değildir şeklinde soru da gelebiliyor. O yüzden şu isimleri de bilelim. Agah Sırrı Levent, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mustafa Nihat Özön gibi isimler de önemli edebiyat tarihçilerimiz arkadaşlar. Dediğim gibi soru kalıbı şudur abi. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihçilerimizden biri değildir? Ama Allah'tan böyle hani çok parlayan bir şık veriyorlar. İşte A. Agah Sırrı Levent, B. Ahmet Hamdi Tanpınar, C. Mustafa Nihat Özön, Denizli Orhan Veli Kanık diyor mesela. Orhan Veli Kanık yoktur. Ha, burada mesela başka bir isim daha var. Onu da yazayım ben. Vasfi Mahir Kocatürk. Yazayım şuraya. O da mı Vasfi, abi? evet. Mahir Kocatürk. Vasfi Mahir Kocatürk arkadaşlar. Yine önemli bir edebiyat tarihçimizdir. Ama en önemlisi kim? Mehmet Fuat Köprülü. Fuat Köprülü. Bunların hepsi aynı kuşak herhalde hocam. Hepsinde Yok. üçer isim var ya, o yüzden Hayır, soruyorum. yok yok. Ahmet Hamdi mesela, Fuat Köprülü öldüğünde Ahmet Hamdi belki de doğmuştu yani. Öyle söyleyeyim. Diyelim, devam edelim. Şimdi abi edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi. Sen hatırlıyorsan bunu biz edebiyat 1'de Bir de de gördük. vermiştik. Burada Sağ da olun. göreceğiz. Şimdi nedir bu edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi? Mesela edebiyat tarih ilişkisi bize neyi getirmiştir abi? Tarihi Ne? romanlar. Tarihi romanları getirmiştir, değil mi? Tarihi romanları. Edebiyat 5 dersinde biz arkadaşlara bunları anlattık. İlk tarihi romanımız neydi abi, sen hatırlar mısın? Şairin evlen Yok, o tiyatro. Dur tiyatro. ben söyleyeyim onu, kafa karıştırmayalım. İlk tarihi romanımız Cezmi'ydi. Namık Ha, Kemal'in Namık Kemal'in Cezmi'siydi. Cezmi. Edebiyat coğrafya ilişkisi sen söylemiştin. Seyahatname Seyahatname. var. Edebiyatımızdaki ilk seyahatname neydi? İlk seyahatname neydi? Hatırlat bana. Seyahatname. Burada örneği, burada bunu vermemiz lazım. Şeyde En miydi? önemlisi Evliya Çelebi'nin Evliya Seyahatnamesi Çelebi. ama ilk Seyidi Ali Seyyid Ali Reis'in Reis'in. neydi? Miratül Memalik. İsmini söyleyemiyorum hocam. Çok Miratül Ben de yazamadım. Memalik. Miratül Memalik, memleketlerin aynası demektir. Edebiyat sosyoloji ilişkisi abi. Ne demiştik? Sosyoloji Toplumla toplum bilimi, ilgileniyor. o zaman toplum hayatından bahseden.
Hatta edebiyatımızdaki ilk sosyolog kimdir? İşte Türkiye'deki ilk sosyolog Ziya Gökalp'tir. Edebiyat psikoloji ilişkisi arkadaşlar, psikolojik romanlar vardır. Bireyin iç dünyası her zaman romanlara yansımıştır. Anlaştık mı abi? Edebiyat folklor ilişkisi. Folklor nedir? Folklor. Bildiğin folklor değil. Halk bilimidir. Halk bilimidir. Bravo. Edebiyat din ilişkisi. Mesela bizim abi Fuat Köprülü edebiyata başlıklar ayırırken halk edebiyatını 3 başlığa ayırmıştır. Bunlardan, bu tasavvuf başlıklardan biri nedir? Evet, tasavvuf edebiyatı. Diğer adıyla tekke edebiyatı. Aynı şey. Aynı şey. Anlaştık mı abi? Tamam. Bak, edebiyatın bu bilimlerle ilişkisini bu şekilde de görebiliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın etkileşim içerisinde olduğu bilim dallarından biri değildir? Biyoloji. Biyoloji. Değil mi? Çok güzel. Fizik. Kimya. Kimya. Bula bula. Diyelim burayı burada bitirelim abi. Bu olayı burada bitirelim. Blogu burada bitirelim. Blogu bitirmeyelim. Hocam reklam önemlidir biliyorsunuz. Reklamımızı reklamlar verelim. Reklamlar. Arkadaşlar, YouTube'da Açık S TV yazarak sayfamıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Instagram, Facebook, Twitter ve Google Plus'ta da bizleri takip edip sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.